Merhaba arkadaşlar. Bu videoda gösterge lambalarını tanıyacağız. Şöyle elimizde 3 adet, her birini ayrı bir yerden söktüğümüz gösterge lambaları var. Mesela şu büyük olanı bir regülatörden sökmüştüm. Şunu da termosifondan söktüm arkadaşlar az önce. Bunu da çok önceden bir şofbenden sökmüştüm arkadaşlar. Evet, birçok elektrikli aletlerde gösterge lambaları bulunuyor arkadaşlar. Mesela kettle'larda da bulunuyor. Peki bunların bağlantısı nasıl yapılır? Çok basit arkadaşlar. Burada mesela bir voltaj göstergesi var. Başka bir videoda voltaj göstergesi nasıl bağlanır? Onu göstermiştim zaten size. İşte bu voltaj göstergesini nasıl bağladıysak bunları da aynı şekilde, yani paralel bağlayacağız arkadaşlar. Mesela şu panomuza şunlardan birini bağlayalım hadi. Mesela bunu ana şaltere bağlayalım hadi. Tabii öncelikle şalterimizi indiriyoruz. Şimdi bakalım elektrik var mı? Hemen indirelim bunu arkadaşlar. Elektrik altında da mümkün mertebe çalışmayalım. Şöyle bakalım çıkışa. Evet. Hemen şu uçlardan birini ana şalterimizin çıkışına bağlayalım arkadaşlar. Şuraya yani. Şimdi açalım. Şöyle şuraya geçirelim. Evet, birini fazın çıkışına bağladık arkadaşlar. Şöyle takip ederseniz buradan bir faz geliyor şöyle. Şöyle şebeke olarak varsaydığımız kablo. Şurada da nötr var arkadaşlar. Diğer ucu da nötre bağlayacağız ama biraz uzak geldiği için buradan direkt kısa yoldan prizin nötrüne bağlayacağız. Prizin nötrü hangi tarafta bakalım. Önce kaldırmamız lazım şalteri ama dikkat etmemiz lazım. Bir ucu da şu anda açıkta. Şöyle kaldıralım. Evet, şu faz olduğuna göre. Şurada nötrdür. Şurada nötr arkadaşlar. Soldaki. Hemen diğer ucunu nötre bağlayalım o zaman. Şalteri indirelim. Geri dönüş falan yapmasın. Şalteri indirdim arkadaşlar. Onun için rahat elleyebiliyorum. Şöyle. Evet. Şöyle başını kaldıralım. Şöyle bir sabitleyelim şuraya. Bağladık arkadaşlar. Şöyle kaldıralım. Evet, şu anda gösterge lambamız çalışıyor. Şöyle kapatalım. Biz bunu çıkışa bağladık arkadaşlar. Peki biz bunu girişe bağlayamaz mıydık? Girişe bağlasaydık ne anlama gelirdi bu? Girişe bağlamamız şu anlama gelirdi arkadaşlar. Girişe bağlamamız elektrik şebekesinin kesik olmadığı anlamına gelirdi. Mesela bunun yanması, bunun şu şekilde yanması elektrik şebekesinin kesik olmadığı anlamına gelirdi. Kapalı olması da elektriklerin şebeke olarak kesik olduğu anlamına gelirdi. Peki çıkışa bağlıyken ne anlama geliyor arkadaşlar? Çıkışa bağlıyken de bu ana şalterin herhangi bir daireyi beslediği anlamına geliyor. Yani açık olduğu anlamına geliyor. Gösterge lambası kapalıyken de şalterin de kapalı olduğu anlamına geliyor ve herhangi bir daireyi beslemediği anlamına geliyor. Mesela biz bu voltaj göstergesini girişe bağlamıştık arkadaşlar. Belki fark ettiniz az önce, bilmiyorum ama şöyle ana şalteri indirdiğimiz zaman bile voltaj göstergesinin hala 220 voltu gösterdiğini görüyorsunuz. Şunları da hatta kapatalım şöyle. Hala burada çalıştığını görebiliyorsunuz. Yani bu da aynı şekilde elektriklerin kesik olmadığını gösteriyor. Yani panoya şebekeden bir akım geldiğini gösteriyor. Şimdi bu gösterge lambasını bir de giriş kısmına bağlayalım arkadaşlar. Şuradaki voltaj göstergesi gibi. Hemen ne yapacağız? Öncelikle şalterimizi indireceğiz yine. Şöyle. Hemen sökelim şunu. Hemen bunu şalterin girişine bağlayacağız ama arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir şey var. Elektriği kesme imkanımız olmadığı için elektrik eldiveni kullanmamız gerekiyor. Şöyle. Bir çift elektrik eldivenimiz var. Hemen giyin şu eldiveni. Ana şalterin giriş kısmını açıyoruz arkadaşlar. Açtık burayı arkadaşlar ama önce nötrü bağlıyoruz. Çünkü elektrik altında çalıştığımız için şu anda. Hemen nötrü bağlayalım öncelikle. Biz nötrü şu tarafta bulmuştuk. Hemen bağlayalım nötrü. Şimdi de fazımızı bağlayalım. Evet, bağladık arkadaşlar. Şu anda yanıyor lamba. Şalter açık ama
Şalteri kapatsak bile şöyle yanmaya devam edecektir. Çünkü şalterin giriş kısmına bağladık. Yani açık olsa da kapalı olsa da fark etmez. Hani şu voltaj göstergesi gibi. Şimdi şöyle tek tek açsak da kapatsak da fark etmiyor. Evet, hemen kapatalım şöyle. Evet, gösterge lambalarının nasıl bağlandığını öğrendik arkadaşlar. Şimdi de gösterge lambalarının iç yapısına bakacağız. Şöyle şunlardan herhangi birinin iç yapısına bakalım. Mesela şunun iç yapısına bakalım hemen. Bunu termosifondan sökmüştüm. Evet. Evet, şu an gördüğünüz gibi seri bir şekilde bir direnç bağlanmış herhangi bir ayağına. Şimdi size bir güvenlik uyarısında bulunmak istiyorum arkadaşlar. Mesela gördüğünüz her gösterge lambasını direkt 220'ye bağlamayın. Direkt 220'ye bağlamaya çalışmayın. Yani bağlamadan önce içini açıp bir bakın. Bacağında bir direnç falan var mı yok mu? Yani kaç voltla çalışıyor diye bir kontrol edin. Mesela ölçüm aletiyle şunun direnç değerini hemen ölçelim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle timsahları bağlayalım. Odaklansa. Şöyle birini şu direnci şu kısmına, diğerini de şu kısma bağlıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi bakalım kaç ohmlukmuş. Şöyle 2K'ya getirdim. 20K. Hala yanıt yok. Şöyle 200K'ya getirdiğim zaman evet, 150 kilo ohmluk bir dirence sahip arkadaşlar. Bu gösterge lambamız. Hemen sökelim. Bir de şuna bakalım arkadaşlar. Evet, bu bacakta da seri bir şekilde bağlanmış bir direnç görüyoruz şu anda. Şöyle odaklayalım kamerayı. Evet, hemen bir de bunu ölçelim arkadaşlar. Şu timsahlardan birini şuraya takalım. Diğer ucu da şöyle diğer tarafa takalım. Şimdi değere bakalım. Evet. 184 kilo ohm arkadaşlar. Diğeri kaçtı? 150 miydi? Evet, bunun direnci bayağı yüksekmiş. Bir de şuna bakalım arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bu da 150 kilo ohmluk bir şey çıktı arkadaşlar. Evet, bu ikisi aşağı yukarı eşit dirence sahip çıktı arkadaşlar. Ve bu da ikisinden büyük bir dirence sahip çıktı. Şimdi gösterge lambası demişken arkadaşlar, geçen videoda bir kontrol kaleminin iç yapısını göstermiştim size. Bunun içinde de gösterge lambası var aslında arkadaşlar. Yani bunun içindeki neon lamba da gösterge lambası sayılır. Şimdi bunun içini yine açalım ve aradaki farkı bir inceleyelim arkadaşlar. Şöyle zaten biraz gevşek. Hemen açtım. Evet. Şimdi bir de bunun direncini ölçeceğiz arkadaşlar. Hemen açalım bunu. Ölçü aletimize bakalım. Evet, biraz daha yüksekmiş herhalde. Şöyle 20K'dan 200K kademesine getirelim. Hala olmadı. Bayağı bir yüksekmiş demek direnci. Şöyle 2 mega ohm formuna getirdiğimiz zaman 826 kilo ohm görünüyor arkadaşlar. Şimdi arada 4-5 kat gibi yüksek bir fark çıktı arkadaşlar. Yani kontrol kalemindeki bu direnç özellikle yüksek bir direnç olarak seçilmiş ki yani insanlar elektriği kontrol ederken elektrik akımına kapılmasın. Yani siz şimdi kalkıp da şu gösterge lambasını kontrol kaleminin neon lambası olarak yani kullanırsanız muhtemelen elektrik akımına kapılırsınız. Diğerleri için de aynı şey geçerli. Şunun için de, şunun için de. Ama bunların içinde sizi en az çarpacak olan budur arkadaşlar. Çünkü bunun direnci diğerlerinden daha fazla. Ama bu arada bu kontrol kaleminden sökmüş olduğumuz neon lambayı da gösterge lambası olarak kullanabiliriz. Hemen göstereyim size. İçini açalım. Şöyle.
Şöyle bağlayalım. Benim şu ucu. Diğerini de şu ucu. Yani şu iki ucu 220'ye bağladığımız zaman burada lambanın yandığını göreceksiniz. Yani şöyle prize taktığımız zaman. Şöyle takalım. Evet, şu anda yanıyor arkadaşlar. Şöyle çekelim. Bu arada arkadaşlar, bunları prize takarken buraları çıplaktı. Ben bunu hiç dikkat etmedim. Ama siz dikkat edin arkadaşlar. Benim gibi olmayın yani. Yani beni çarpabilirdi az önce. Dalgınlık sonucu. Dikkat etmedik işte. Evet, video bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.